Vallahi hoş geldiniz. Sağ olasın. Güngör abi hoş geldiniz. Epeyden beri oturup konuşma dedik, hoş muhabbet etme dedik değil mi sizle? Allah razı olsun. Hani biz zaman zaman yapıyoruz da cevizin gölgesinde. Bizim çok güzel oldu yani böyle cevizin. Emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Valla şu sıcaklarda en güzel yapıldık, gece bu. Gördüğün en sıcak günlerinde böyle buz gibi havada bu şekilde oturup sohbet etmek çok güzel bir şey. Abi şehirlerde bunlar yok Ferhat'ım biliyor musun? Bizim böyle köy yerlerinde kaldı artık güzel şeyler. İyi güzel organize etmişsiniz. Abi güzel siz, helal olun. Sizin köylerde de böyle düğünlerin bitişini yapıyorduk biz bunları evvelinde. Tabii. Şimdi oldu. Aynen. Doğru. Düğün bittikten sonra da aynı. Hayır bizim yaşımız oraya yetmez de tabii. Üstadımız var. Sami'nin babası Cafer'deyim. Yaşlandığından pek ses çıkmıyor ama Cafer'e kadar. Biz zaman çok konuştuk da biraz kullanım tarihimiz geçtiği için tamam. Dinlemeye tercih ediyoruz. O da güzel bir şey. Tabii her şey zamanında. Tabii canım şimdi yaş 70 olmuş. Aynen gençten gence. Sağ ol abi ağzını sağ ol. Mesela bir 30 yaşındaki kişiyle tabii ne kadar konuşursun canım? Yani. Gökçe gibi değil mi? Mesela, ama üçleme çok güzel. Bak, sizin köy daha taptaze. Sizin köy var ya Yılmazlardan kurtulmayacak abi bak. Cafer dayım var. Cafer dayımdan sonra bayrağı oğlum devretti. Şimdi bu da oğlum devrediyor. Sizin bir yarım asır daha herhalde. Bu bizim köyden bayağı bir. Biz üç çalan arkadaşlar da aşağı yukarı hep bir akraba sayılır. Evet. Bir Ferhat Denizli tarafından öbür tarafı hep aynı. Zaten benim oğlan. Bu yeğenimin oğlu. Bu amcamın oğlu. Ferhat da arkadaşımız Denizli'den yürüdü geldi. Çok güzel bir gece yapıyoruz inşallah. Yani şimdi Cafer Bey sen böyle deyince ben şimdi yararlı otunlar içinde böyle hani tütünün içinde çıkmış ot gibi hissettim. Yok yok yaşta vurum. Şimdi baştan belirttik canım. Öbür sizi de tütünün içinde tütüncülükle uğraştığınız için bek otu sevmiyoruz ama Allah razı olsun beni sevdiniz. Cafer amca bunlar hep senin hatırın için topladık. Allah razı olsun. Hepsi de sen. Halil abi ne oluyor? Şimdi Halil abi. Eski burası, müzisyen olduğun burası için. Burası zaten şimdi şöyle basayım benim yerim burası. Evet. Abi ağa gibi konuştun şimdi köşeye de kurulmuşsun. Gerçekten çok güzel bir yer yaptın. Yani. Yerimiz güzel Allah'ım herkese nasip etsin böyle yerler. Halil abi şimdi benim için şöyle bir durum oldu. Yeni alışıyorum ya bu mesleğe yeni geldim 8 yıldan beri. Şimdi benim için şöyle oldu. Olukbaşı'na geliyorum nerelisin sen diyorlar Olukbaşılıyım. Yani. Buraya geliyorum şimdi ben niye? Nerelisin diyorlar, benlik miyim diyorum. Kendi memleketimi söyleyemedim. Buraya alışan milletle samimiyet kuram diye. Ama ya gerçekten hani ben kendi adımı konuşuyorum. Hepinizin yani hemen hemen hepiniz buralısınız. Bu yörenin insanısınız. Ben dışarıdan geldim. Gerçekten bak. İçeri girdik abi biz onu. Yani. İçeri girdik kardeş. Ama gerçekten başka gittiğim yerlerde de şunu her zaman söylüyorum. Ya köyümüzün samimiyeti, köyümüzün insanın samimiyeti gibi, yemesi içmesinin bol olduğu gibi gerçekten ben hiçbir yerde görmedim. Hani kendim gelip belki şehirde şu köye yaşamıyorum ama en azından artık ben de buralıyım diyebilirim. Yani. Biz neye alıştık? Dibinden, anılarımızdan, babalarımızdan, atalarımızdan bizde varsa paylaşması. Evet abi en çok sevdiğim özellik bu zaten. Paylaşmasına bizi öğrettiler. Biz de elimizden geldiği kadar o şeyi yürütmeye çalışıyoruz. En çok bir de ne hoşum gidiyor biliyor musun Halil abi? Şimdi isim hepimiz tanıyorum galiba. Düğünlere geldi de. Halil abi falan. Halil abi sen oyna. İşte Ramazan abi sen oyna diyorum. Azıcık bir naz yapıyoruz ya. Ondan sonra müziği çığ yasaya böyle coşveriyoruz ya. Aynen. O işimiz hoşuma gidiyor. Tabii biz. Haydi bakalım şöyle bir bizim yöreden. Asara gidelim Asara. Asara gidelim. Haydi bakalım. Hadi bakalım oturma mı geldik buraya? Böyle bir yaren oldu belli olsun. O zaman kalkmayın bakalım. Çeviri ve Altyazı M.K.
Siz sağ olun. Aç bayağı mı kadar gidelim gelelim. Evet gidelim gelelim. Aç bayağı mı kadar gidelim gelelim. Aç bayağı mı kadar gidelim gelelim. Aynen bakalım. Aç bayağı mı kadar devrelim. Thank you.
ağzınızı yüreğiniz sağ olun. Gerçekten size doğuran ana, yetiştiren babalardan Allah razı olsun. Sağ olun. Sizin kalbiniz bu kadar olur ya. İçeriden yüreğinizi sağlık ya. Ama bu ses yetişene kadar çok emek çektik de. Şimdi üzümüzün baka baka kararı. Yani hiçbir ders almadan, hiçbir tamamen doğal. Okulu gitmeden, ocu görmeden bu şekilde olmak gerçekten... Aramızda, Halil abi aramızda çatışıyorduk. Şimdi düğünlerde, bir şey. Düğünlerde bazen gördük de siz de söylediniz. Ben bunun sesine mi yetişeceğim, bu benim sesime mi yetişeceğim? Böyle aramızda biz tartışıyorduk. Aynen. Derken ortada buluştuk. Sesler şimdi... Yok sesimden. Ben okuduğum zaman 3 parça alınıyor. Bastan okuyun. Ben bas gittiğim zaman ben seslerini karıştırıyorum. Ama Ekmiz abi olayımız ne biliyor musun şimdi? Aynı düzende oturuyoruz. Düğünde de. Şimdi şarkıyı düz atlar kendini söylemeye başlar. Hatta siz de denk gelmişsinizdir. Hemen başlarım. Sabri sazıyı sapından dökmeye. Sapında ha. Başka türlü bakmıyor. Sami ne diyor? Bakmıyor. Adam bir şey istiyor diyor. Mesela bir istekli bulunuyor. Şey yapıyorlar. Bu kendine geçti. Ben otomatiği aldım abi. Şimdi seslenmiyorum. Ha şimdi seslenmiyorum hemen. Dürttüm mü anlıyor garzak. Direkt evet, tabii. Biz bir şeyler gördüğümüzden bağlamaya çalmaya başladık ama tabii bu işin üstadı var. Sizin de bildiğiniz Yavar Bey. Ben müsaadenizden bağlamayı üstadımı vereceğim. Ondan Ferdi'yi bir dinleyelim. Güzel oldu. Güzel oldu. Bana madem siz böyle istediniz, ben de bir eser okuyayım. İnşallah hoşunuzu gider. Usta sensin, buyur usta.
Sen